Cümleten selamünaleyküm dostlar. Gündüz kuşağında tekrar beraberiz. Önemli son dakika gelişmeler yaşanıyor. Dünya genelinde büyük bir kriz var. Dünya genelinde büyük bir çöküntü. Windows çöküntüsü yaşanıyor. Şirketlerin Windows sistemleri bir anda çökmeye başladı. Amerika ne yapacağını bilemiyor. Esasen Amerika, Bill Gates ne oldu? Ben yapmadım. Kim yaptı? Ben mi yaptım? Senin kurduğun sistem yaptı. Bu noktada. Windows yan şirketler, Windows'un antivirüs şirketi, bu çöküntü ondan kaynaklanıyor. Dünyada bankalar, havalimanları, uçaklar, işte işletmeler, yemek şirketleri, yani böyle global ağla birbirine bağlı olan Windows tabanlı şirketlerin hemen hemen hepsi kilitlendi. Amerika'dan İngiltere'ye, Almanya'dan Türkiye'ye, Yunanistan'dan Afrika'ya, Asya'ya, Japonya'ya, her tarafta büyük kesintiler yaşanıyor. Bu sıkıntı çözülmeye uğraşılıyor ama daha bir net sonuç elde edilemedi. Özellikle havayolu firmaları geçmişe döndü. Hani bundan 30 sene, 40 sene önceki hallerine döndüler ve elle yazmalara başladılar. Kapı girişleri, uçak göndermeleri, rötarlar falan hepsi artık elle yapılıyor. Manuel olarak takip ediliyor, yapılıyor. Çünkü Windows tabanlı tüm bilgisayar sistemleri kilit. Mavi ekran veriyor. Arkada hatayı, ekranı görüyorsunuz. Bill, ne yapıyorsun Bill Gates? Yine yeni bir şeyler deniyor. Trump'ı tang 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 indiremeyen küre kafalılar Bill Gates üzerinden dünyada büyük bir kaosun başlangıcını yaptılar. Sky News televizyonu, arkada yine o televizyondan bir resmi paylaşıyorum sizlere. Yaptığı haberde, 3 saatlik kesintinin ardından yaptığı haberde Bill Gates'in ortaya koyduğu dijitalleşme, dijital kimlik, dijital para, bundan derhal kurtulmalıyız. Bu tür adımların önünü açmamalıyız ki dünya büyük bir kaosun içine girer. Evet, dijitalleşme, dijital kimlik, nakit para kullanmama, banka üzerinden para kullanma ki hakikaten hepimiz artık yani banka üzerinden para kullanıyoruz, havale üzerinden para kullanıyoruz, kart üzerinden para kullanıyoruz. Cebimizde nakit hiç yok denecek kadar az. Büyük bir sıkıntı, büyük bir kriz. Bankamatikler çalışmıyor, bankalar çalışmıyor. Hani Windows tabanlılar diyelim. Küre kafalı Bill Gates'in sistemi, kurduğu sistem dünya çapında onların baskısıyla, esasen hegemonyasıyla onların yaptığı, kurduğu Windows işletim sistemi üzerinden ele geçirdiler. Ve şimdi dünya çapında büyük bir kaos yaşanıyor. Adeta savaş hali gibi bir durum. Dijital her şey ama her şeyde büyük sıkıntı, büyük çöküntü. Onun için yerli ve milli teknolojiler, onun için yerli ve milli yazılımlar, ne Windows'uymuş ne bilmem Elon Musk'ın firması X'in tabanlı sistemi, ne iPhone, iPad, işte iOS tabanlı sistemler, ne başkaları. Yerli ve milli sistemler üzerinde bu adımları hızlandırmalıyız. İşte görüyoruz, dünyada büyük bir kaos. Dijital kaos. Amerikası, İngiliz'i, osu busu, dünyada işte küre kafaların yaptıkları sistemler çöküyor. Bir de geçelim Çin diyarına. Tabii esasen bizim Uygur Türk'ü kardeşlerimizin Doğu Türkistan diyarına. Urumçi. Urumçi'de Doğu Türkistanlı bir kızımız Urumçi pazarında sebze meyve fiyatlarını içeren bir haber hazırlamış, bir vlog hazırlamış, bir çalışma yapmış. Onunla ilgili o videodan kısa bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkçe konuşması, yani o konuştuğu dilin neredeyse 3'te 1, 3'te 2'sini anlıyoruz. Paraya gayma diyor. Gayme, biz gayme deriz, onlar gayma diyorlar. Bizde çokça gayme lafı kullanılır. O bir taraftan birçok kelimemiz aynı. Taban aynı. Bozulmamış. Hani Çin'in içinde hegemonyası kalmasına rağmen Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz dillerini korumayı başarmışlar. Ve bizler de o dili, o konuşmayı işte böyle rahatça anlayabiliyoruz. Haydi bakalım, kısa bir video, bir dakikalık bir video beraber dinleyelim, izleyelim. Dostlar, Ürümçü'de 50 kançilik meyciye sitrağı oldu. Birlikte apakımıza. Merhaba. Dostlar, Tolgaç'tan kilosu 10 koyduk. Hazır 1 kilo ap oldum. 50 koydum. Şırıl şırıl sular baktın. Tavuzdan kilosu kaç oldu? 1 koyma. Nasıl cevap vereyim ama. Dostlar, tavuzdan 1 kilosu 1 koyken. Bu şey yoğun tavuzdan hemisi. Oran 8 koyduk ya dostlar. Hangini kaç mı sattınız? 10 koyduk 6'dım be adam. 10 koyduk 6'dım. Kaç ap vereyim? 50 kaymak parayla galiba alışveriş yapıyor. Adışınki. Dostlar, miyedim? Beşi okşuğa şundan kart biz aldı, işte bir şekilde üzüm alıyor. Bahasını sorup bakmıza. Agam abi kaç pul sattınız? 1.15 koyma. Kilosu 15 koyma. 1.15 koy. O minvalde bir şey konuşuyor. O minvalde bir şey söylüyor. Kaç kilo çıkar bu?
6-7 kilo, 15 koyduğum pulga, 6-7 kilo çıkardım. Aldım, şu kadar param kaldı diyor. Dostlar, 50 koydum, hajlap hazır. 7 koy pulum kaptı, bu 7 koyu nemi kilerimdi. Birlik göre bakımız ha. Dostlar, şimdi çıraylık üzüm uçurup kaldı. Aka, üzümü kaç mı sattınız? 5 koy mu? 1 kilosu 5 koy. Çok güzel. Kalta sapıyorum. En ahırkı 7 koyum tükürüyor dostlar ha. Dostlar, bana 50 koyduğum pulga. Hey maşallah. İşte böyle, Urumçi, Doğu Türkistan. Orada kısa bir görüntü, Urumçi pazarında Doğu Türkistanlı kardeşimiz alışveriş yapıyor. Elindeki para, ne kadar parayla ne kadar sebze meyve alabiliyor, onun bir araştırmasını yapmış. Doğu Türkistanlı kardeşlerimize selam olsun. Elbet bir gün, elbet bir gün hep beraber. Türk dünyası birleşecektir inşallah. Devam. Libya'ya devam ediyorum. Türkiye'den Libya'ya dev bir yatırım. Esasen ilginç olaylar, ilginç yere yatırımlar. Ne oluyor? Tosyalı Holding, Libya, Bingazi şehrinde dünyanın neredeyse en büyük indirgenmiş demir fabrikasını kurmak için antlaşma imzalandı. Türkiye'den Bingazi'ye Libya'da dev bir demir çelik fabrikası, indirgenmiş demir çelik ki bu karbon salınımı en az noktada olan özel bir demir üretimi Tosyalı Holding. Cezayir'de yatırımları var. Afrika'nın birçok şehrinde yatırımları var ve şimdi Libya'da yatırım. Ama burada dikkatimizi çeken durum şu. Libya Bingazi'de yatırım yapıyor. Bingazi. Bingazi darbeci Hafter, general darbeci Hafter'in bölgesi değil mi? Evet. Libya'nın doğusu. Dedim ya sizlere. Türkiye Libya'da zaten Trablus tarafı bizimle beraber. Doğu tarafı, darbeci Hafter'in bulunduğu tarafta Türkiye ile iş yapmaya başlamıştı ve bunun ilk somut göstergesi Bingazi'de dev bir demir çelik tesisi Tosyalı Holding tarafından kuruluyor. Hafter istese de istemese de Türkiye ile adımlarını hızlandırmak zorunda ama Hafter'e güveniyor muyuz? Hafter böcüğüne güvenmiyoruz. Güvenmiyoruz çünkü Libya darbeci Hafter'in oğlu General Saddam Hafter. Yanındaki kim? Zaten sıfatından belli oluyor. Johnny. Amerika Afrikom komutanının yardımcısı Libya'da Hafter'in oğlu Saddam Hafter'le beraber iş tutuşuyorlar. Ulan bunlara güvenilmez. Yani Hafter aklınca Hafter böcüğü hem nalına hem mığına vuruyor. Ulan porsumuş Hafter. Böyle yapmaktan bir şey elde edemezsin. Johnny'leri burnumuzun dibine getirtmekten bir şey elde edemezsin. Vakti ve saati geldiğinde Hafter, halterin şalteri diye kapatılır. Akıllı ol, gel uslu puslu iş tut. Libya'da Türkiye ne derse o olur. Ne Amerika ne Rusya. Ama şimdi Hafter Amerika'yla iş tutuyor ya. Putin, Rusya bunu Hafter'in yanına bırakmaz. Bize gerek kalmayacak zaten. Putin, uçak düştü, bir şey oldu, pencereden düştü, ayağı kaydı, paspas sapı bilmem ne. Hafter'in ya da Hafter'in oğlunun ya da Hafter'in en yakınlarından birinin başına bir şeyler her an gelebilir. Yunanistan nasıl ki turizmde Türkleri bir nevi bu sene böyle bayağı bir sükseli hale getirdi. Yani Türk turistler Yunan adalarını tercih ediyor. Türkiye'deki turizm yerlerini tercih etmiyorlar. Bunda da haklılar çünkü maalesef Türk turizmcilerin birçoğu, hepsi demiyorum, birçoğu fahiş fiyat uygulamalarıyla insanları canından bezdirdi. Hani iç turizm diyoruz, iç turizmde nefes aldığımız bir yer ama nefes aldırmadılar. Bir lahmacun 1000 lira, 500 lira olsun. Lan bir lahmacun 500 lira olur mu arkadaş ya? 700 lira olur mu ya? Bu nasıl bir fiyat? Denizler devletindir, denizler halkındır diyoruz ama denizlerin her tarafında mafyavari insanlar. Oraya her köşe başını tutmuş. Bir oraya oturmaya kalksan para istiyor senden. Para vermezsen boğazına çöküyor. Yani bu tür durumları devlet engelleyemiyor. Neyse bunları geçtim. Şimdi nasıl Türk turizmciler, ünlem işareti kazuk atanlar Yunanistan'dan şikayetçi. Yunanistan da Türkiye'den şikayetçi, Türklerden şikayetçi. Neyden? Türk ürünleri Yunan pazarını ele geçirdi. Türk ürünleri dediğimiz noktada ise yani elektrikli otomobiller, otobüsler olsun. Karsan elektrikli otobüsleri, ne bileyim ben elektrikli ısıtıcılar, bisikletler, ürünler, işte gıda maddeleri noktasında, gıda ürünleri noktasında Yunan pazarında bolca Türk ürünü kullanılmakta ve Yunanlar işte arkada gördüğünüz fotoğrafları paylaşarak bu mu Yunan milliyetçiliği, bu mu Helen milliyetçiliği? Türkler Yunanistan'ı ele geçirdi. Bas bas bağırıyorlar. Ve hatta ki şu fotoğraf çok dikkatimi çekti. Avustralya, işte Sydney, Yunanistan'dan, Atina'dan Avustralya'ya uçuşlar Türk Hava Yolları üzerinden yapılıyor. Yunanistan'da bir pano. Avustralya'ya rahatça seyahat edebilirsiniz. Ve Yunan basını diyor ki aferin Miçotakis hükümeti, aferin Yunan hükümeti. Artık
Avustralya'ya, Sydney'ye de Türk Hava Yolları'yla gideriz. Türkler bizi uçuracak. Türkler sizi her türlü uçuruyor da farkında değilsiniz. Daha da uçuracağız. Şimdi sevgili dostlar, uluslararası serbest piyasa ekonomisi dediğimiz noktada biz üretiyoruz, kaliteli ürün üretiyoruz, uygun fiyata Yunanistan'a satıyoruz. Yunan halkı da kullanıyor. Siz de üretin, uygun fiyata kaliteli ürünler bize satın. Hani turizm harici, turizmde hakikaten Yunanlarda kaliteyi gördük. Maalesef böyle acı bir durum. Siz de üretin, biz alalım. Serbest piyasa. Ama adamların fabrika noktasında, üretim noktasında bir şeyleri yok. Bir ürünleri yok. Tek olaraktan işte bu turizm var. O da zaten turizmlerin çoğu bizim işgal edilmiş Türk adalar üzerinden yapılıyor. Her daim dediğim gibi bugün pasaportla, vizeyle, yarın mehteranlarla Allah'ın izniyle adalarımızı geri alacağız. Nasıl ki Kıbrıs'a bayrağı diktik, nasıl ki birçok noktada Suriye'de Misak-ı Milli topraklarında anlaşanlı bayrağımızı diktik, oralara da geleceğiz Allah'ın izniyle. Yunan, ağlama Yunan, seni uçurmaya, yavrumları uçurmaya devam. Zirtakileri uçurmaya, yavrumları uçurmaya devam dedim ve Türkiye'den dev bir Navtex geldi sevgili dostlar. Beklediğimiz, belki de 2 yıldır beklediğimiz Navtex sonunda geldi. İşte Sevilla haritasının göbeğine Türk Navtex'i böyle çakıldı. Meis Adası'ndan Kıbrıs Adası arasında Türkiye'nin karasularımız dediği, mavi vatan dediğimiz bölgede sözde Yunan'ın Sevilla haritasıyla işaretlediği Yunan'ın sözde olan bölgelerinde Türk Navtex'i böyle geldi. Ve ayrıca Kerp Adası, Girit Adası'nın burnunun dibinde Kerpe'de de ayrıca ikinci bir Navtex geldi. Yunan deliye döndü. Şimdi bakın, Yunanistan bu adımları beklemiyordu. Yunanistan, Türkiye-Yunanistan normalleşme adımları çerçevesinde hani biz sözde Sevilla haritasının dışında kalacağız. Sevilla haritasının, o sözde Sevilla haritasının içinde Navtex'ler ilan etmeyeceğiz, araştırma yapmayacağız, tatbikatlar yapmayacağız diyordu. Ve yaklaşık 2 yıl aradan sonra bu tamamen bertaraf edildi. 20 Temmuz'un arefesinde, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı'nın arefesinde, yarın Mutlu Barış Harekatı'nın yıl dönümü, 50. yıl kutlamaları, bugün Girit, Kerp Adası'nın burnunun dibinde ve Meis Adası, Kıbrıs Adası arasında dev bir Navtex, elhamdülillah, yardırmaya, gomçurtmaya, zirtaki böylece hop hop yüreğini hoplatmaya, vakti gelince bir taraftan zıplatmaya devam diyoruz. Türkiye mavi vatan haritasını uygulayamıyor, Türkiye sözde Sevilla haritasının dışına çıkamıyor, Yunan'dan korkuyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, cız bız zırt. İşte gördüğünüz harita, net bir harita ve bu harita Türk savaş gemileri, filolarca Türk savaş gemisi, 50 tane Türk savaş gemisi, TCG Anadolu, savaş jetleri, İHA'lar, SİHA'lar, birçok zırhlı araç, gereç Kıbrıs'ta yarın dev bir gövde gösterisi yapacak. Şu görüntülerle Yunan'ı, Zirtakileri, Cücük Kıbrıs Rumlarının az çok daha uykularını kaçıralım. Geliyorlar. Geliyorlar. Videoya bakın, videoya. Kimler geliyor? Kaçın. Türkler geliyor. Allah Allah nidalarıyla. Akıncılar gibi. Bekledin de gelmedin diyenlere geldik de yuhtun. Yuhtunuz. Nereye kaçtınız? Diyeceğimizin bir provası işte kahraman Day Muzaffer Türk ordusu Kıbrıs çıkarması. Elhamdülillah. Ver Mehter. Ver. Ver. İşte böyle böyle. İleri daimleri. Gündüz kuşağı haberleri bu kadar sevgili dostlar. Gece haberlerinde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Haydi yeter. Hoppa.